Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, gözümüz aydın. Gözümüz aydın, kulaklar Manisa. Yine bir sululuk, ya değil sululuk ama çok komik bir ülke haline geldik ya. Çok komikiz, çok. Yani yandaşlarımızı, bizim yandaşlarımızı değil, ülkeyi yönetenler partililerini, bıyıkları badem gibi olanları, başlarını başörtüyle saranları, devletin önemli yerlerine getirirlerse tarikatçıları, kendilerinden olan tarikatçıları, kendi mezhebinden olanları, devletin önemli yerlerine getirirlerse Türkiye'deki bütün sorunların çözüleceğini zannediyorlar. Hayır. Ya sorun onlar zaten. Yani sorunları onlar yaratıyor. Neden? Liyakatsizler. Bir tek şey biliyorlar. Biat etmek. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Genelkurmay Başkanı çok ilginç bir açıklama yaptı. İlginç olduğu kadar da harika. Gerçek hukuk devletlerinde, gerçek anayasal devletlerinde devletin anayasal kurumlarında üst düzey ya da alt düzey görev almış insanlar öyle konuşurlar, öyle hissederler. Görevlerini öyle yaparlar. Ay çok uzattım söyleyeyim ya, Genelkurmay Başkanı ne dedi? Biz her türlü durumda Amerika Birleşik Devletleri anayasasına bağlı olarak hareket ederiz. Başkana değil. Ömrümün sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanıma sadakatten ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine. Yok böyle bir şey. Ömrümün sonuna kadar devletime ve milletime olan sadakatimden ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine denir. Namus ve şeref varsa. Ama namus ve şeref yoksa elbette ki bir ülkedeki bakanlar ya da milletvekilleri ya da bürokratlar o ülkeyi yöneten cumhurbaşkanına sadakatlerini sürdürecekleri üzerine yemin ederler. Yok Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de çok ayıp. Cumhurbaşkanıma ömrümün sonuna kadar sadakatle hizmet edeceğim diyen birisi oldu mu? Oldu mu? Ben gözden kaçırmışım. Vay anasın. Kimdi o ya? Ha söylemeyin. Yazmayın. Kimdir? Belki ben de sonra hatırlarım kim olduğunu. Ama şu kadarını söyleyeyim. Eğer bir ülkede bir bakan, bir bürokrat, bir milletvekili devlete olan sadakati yerine ülkeyi yöneten ve sadece bir kısım seçmeni temsil eden bir politikacıya biat ediyor, ona sadakatten söz ediyorsa o ülke zaten ölmüş ağlayanı yok. Böyledir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar, halklar ne derseniz deyin ve Amerika Birleşik Devletleri neden her şeye rağmen dünyanın en güçlü ülkesi? Trump'a rağmen neden yıkılmıyor? Neden hala herkes onun parasına saygı gösteriyor? Çünkü anayasal kurumlarının başında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Genelkurmay Başkanı gibi bürokratlar var. Texas eyaleti valisi, seçilmiş vali, cumhuriyetçi. Texas neresi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kayseri Konya'sı. Nevşehir'si, Niğde'si. Evet, öyle. Ama oradaki vali bile daha bir süre böyle gidemez diyor Trump'tan dolayı. O bile Cumhuriyetçi Parti'den aday olup seçilen Trump'a cephe aldı. Canlarım be. Biz de hala Ahmet Davutoğlu ile kavga ediyoruz. Bilemiyoruz ki Kayseri'yi, Konya'yı, Nevşehir'i, Niğde'yi, Yozgat'ı, Tokat'ı bugünkü mevcut zihniyetten bir tek kişi kurtarabilir şu anda Türkiye'de. Ali Babacan da değil o, hayır. Ali Babacan'ın janrı ayrı, uzmanlık alanı ayrı. Ahmet Davutoğlu. Sevseniz de sevmeseniz de eğer Türkiye'nin geleceğini demokratikleşmede, hukuk devleti olmasında, insanların inançlarını seçim sandığına atmamalarında görüyorsanız Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'yı dahil hatta ama öncelikle de Kayseri'yi, Konya'yı, Nevşehir'i, Niğde'yi, Çorum'u, Tokat'ı, Yozgat'ı ve hatta tabii ki Sivas'ı gerçek Müslümanlaştıracağına inanacağız. Ahmet Davutoğlu ile kavgayı bırakacağız. Ama eskiden demeyeceğiz. Eskiden dediniz arkadaş Dışişleri Bakanı iken yanlışlar yapmış olabilir. Başbakan kimdi?
Bugünkü Cumhurbaşkanıydı. Ha bugünkü Cumhurbaşkanı Ali Babacan iyi yaptıysa benim sayemde yaptı diyecek. Ahmet Davutoğlu kötü yaptıysa onun sayesinde mi diyecek? Böyle bir şey diyemez. Artık Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'nun varsa bütün günahlarını yüklenmiş oldu. Yani Ahmet Davutoğlu'ndan kaynaklanabilecek hiçbir hata ve kusur ileri süremez Sayın Cumhurbaşkanı. Bitti o. O bitti artık. Geçti midenin pazarı. Canlarım, Türkiye anayasasına dönmek zorunda. Türkiye anayasal bir devlet olarak, hukuk devleti olarak muhtariyetini ya da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği şeklinde paydar olmasını sürdürecek sonsuza kadar. Neyle? Tabii ki anayasasıyla. Mevcut anayasada değişmesi gereken yerler yok mu? Elbette var, olmaz olur mu? Ama değişmesi gereken yerler özgürlüğü kısıtlayan 1980 12 Eylül askeri ihtilalinden kalan yerler. Onları hiçbirisi değiştirmiyor. Hiçbirisi onları değiştirmiyor. Canlarım benim, güzellerim benim. Sadece bağırıyorlar 12 Eylül, 12 Eylül. 12 Eylül Anayasası'nın bize verdiği belalardan biri yok yasası. Yok. Tamamen siyasilere bağlanmış. Hele şu anda yükün başındaki kişi Cumhurbaşkanı'nın bağlı olduğu tarikat önderlerinden birinin oğlu. Evet. Tarikatçı. Evet. Ya siz şimdi böyle bir yokten nasıl bir özgür eğitim bekleyebilirsiniz? Beklemiyorsunuz biliyorum. Biz de beklemiyoruz. Ama değişecek bunlar. Yepyeni bir anayasayı yapacağız. Nerede? Mecliste yapacağız. Bunu yapabilmek için de Ahmet Davutoğlu'na da ihtiyaç var. Ali Babacan'a da ihtiyaç var. Yenileri gelecekse demokrasiye bağlılıklarını konusunda bizi, halkı ikna edecekse buyursunlar, gelsinler. Ben demokrasilerde çok partiye karşı bir insan değilim. Bazıları derler ki canım çok parti olacağına siyasetteki zihniyeti değiştirelim. Nasıl değiştireceksiniz? Az parti kaldığı zaman da seçme hakkınız kalmıyor. Zaten barajla partiler mümkün olduğu kadar elemine ediliyorlar. Canlarım, yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Mecliste AKP ve MHP'nin içindeki vicdan sahibi, namuslu, dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu milletvekillerini aynı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Genelkurmay Başkanı'nın ve Texas Valisi'nin yaptıklarını yapmaya davet etmek. Texas Valisi Cumhuriyetçi Parti'den seçildiği halde nasıl ki Trump'a olan itirazlarını açık yüreklilikle bildirebiliyorsa, bizim de valilerimizden söz etmiyorum. Bizim valilerimiz emir kulu. Ama belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanları. İktidar partilerinin il başkanları, her şeye rağmen seçilmiş il başkanları. Arkalarında kendi bölgelerinin, kendi kentlerinin en azından partili üyelerinin, delegelerinin oyları var. Onlar çıkacaklar. Onlar vicdana gelecekler. Onlar kendi kişisel çıkarlarından önce halkımızın ve devletimizin menfaatlerini gözetecekler. Ve çıkıp itiraz edecekler. Bunu Türkiye'de bir tek kişi başarabilir. Temel Karamollaoğlu da değil, hayır. Ahmet Davutoğlu başarabilir. Neden? Çünkü Ahmet Davutoğlu bu ülkede başbakanlık yapmış, dürüst başbakanlık yapmış, temiz başbakanlık yapmış, dönemin cumhurbaşkanına asla boyun eğmemiş. Ama efendim görevden alındı. Ne yapacaktı? Orduya darbe yapın mı diyecekti? Hayır, ne yapacaktı Davutoğlu? Bana anlatın ya. Efendim istifa etmeseydi. Ya istifa etmeseydi mecliste bir tane gen soru verir aldırırdı cumhurbaşkanı. Ya yapmayın ya canlarım. Bakınız benim güzellerim, bazı müzmin muhalifler, Allah aşkınıza mantığınızla, aklınızla ve vicdanınızla düşünün. Ahmet Davutoğlu isteseydi, sert yapsaydı, karşı çıksaydı büyük ihtimalle belki bugün yeryüzünde bile yoktu. Yani aya gitmişti belki de. Ya beni daha fazla konuşturmayın ya. Ahmet Davutoğlu doğru olanı yaptı. Ve şu anda da doğru olanı yapıyor. Bu benim düşüncem.
Benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz canlarım benim. Ama sakın ola bana dede, Davutoğlu, cum oldun demeyin. Ben hayatımda kimseci olmadım. Hiç kimseci olmadım. Olamam zaten. Eşyanın tabiatına aykırı. Ama güzellerim ne olursun aman 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 bu söylediklerime çok değer verelim el birliğiyle. Bakınız canlarım benim. Öyle bir muktedir tarafından yönetiliyor ki Türkiye, enflasyonla ekonominin gerçekleriyle ekonomiyi doğru yöneterek başa çıkamayanlar, enflasyon oranlarını tespit eden kadroları değiştiriyorlar. Bir defa değiştirdiler, enflasyon düştü. Hakiki enflasyon mu? Hayır. Bizim damadın kankasını getirdiler, koydular. Okul arkadaşını getirdiler, TÜİK başkanı yaptılar. Arkadaş kallem etti enflasyonu. Sokakta, çarşıda, pazarda değil. Kağıt üstünde düşürür gibi yaptı. Yetmiyor şimdi. Yetmiyor. Kime yetmiyor? Ekonomiyi ve ülkeyi yönetenlere yetmiyor. Enflasyonu daha da düşürmek istiyorlar. Bunu ekonomiyi doğru yöneterek yapamıyorlar. Ekonominin gerçeklerinden hareketle yapamıyorlar. Bastıkları parayı kendi yandaşlarına değil, ihtiyaç sahibi olan halka ve esnafa ve küçük orta boy ölçekli sanayiciye veremiyorlar. Yani KOBİ işletmelerine veremiyorlar. Neden? Yandaşlara karşı mağlubiyet olur abi. Adamlara bir dünyalar verildi. Yollar, oteller, hastaneler, köprüler falan verildi. O farkları vermek lazım. Mücbir sebep var. Mücbir sebep var ama mücbir sebebi gerçekten öncelikle halkını ve devletini düşünen iktidarlar kullanırlar. Onlar derler soyguncu müteahhitlere. Bir dakika kardeşim, bak mücbir sebep var. Bütün dünya birlikte pandemi yaşıyoruz. Ben sana köprülerden geçen gelir eksik müşteri fazlası şeyini parasını veremem. Kim der bunu? Halkını düşünenler, devletini düşünenler der. Düşünmeyenler bunu diyemez. Bütün ülkelere baktığınız zaman böyle. Türkiye'de bunu söyleyenler var mı? Türkiye'de söyleyen şimdilik yok galiba. Bakacağız ama. Daha bakacağız, göreceğiz. Çünkü AKP Genel Başkanı ülkesini çok seviyor. Milletini çok seviyor biliyorsunuz. O nedenle ben şimdilik yapmıyorlar diyemem. Görmem lazım. Düşünmem lazım. Belge lazım. Önüme belge koyun bakayım. Müteahhitlere ne kadar para verdiler. Verir mi ya bizim koskoca Recep Bey ya müteahhitlere? Dedim onlara bir bağırır çağırır. Hepsi bakarlar kışlarına vurarak ayakları giderler. Değil mi canlarım benim Türkiye'de? Ya ben normal diğer ülkelerde olanları anlatıyorum. Olan bitenleri anlatıyorum. Bizim Türkiye'miz öyle şeyler olmaz. Olmayacaktı inşallah. Allah kısmet ederse yakında hiç olmayacak. Canlarım, güzellerim benim. Ha ne diyordum ben ya? Bakınız. Şaka bir tarafa. İktidarı, partisi, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ve ekonomi yönetimi zannediyor ki TÜİK başkanını bir kez daha değiştirsek, TÜİK yerel başkanlarını, yerel bölge müdürlerini birer kere daha değiştirsek, oraya da birer badem bıyık koyarsak enflasyonla mücadele ederiz. Edemezsiniz. Edemezsiniz. Mümkün değil. Enflasyon bir arz-talep kesişmesinin sonucudur. Arzla talep kesişmiyor ise, üretim talepten az ise enflasyon olur. Siz ithalat yapsanız da olur, yapmasanız da olur. İthalat yaparsanız döviziniz pahalı ise de olur. Döviziniz ucuz ise de gelen ithalat yine de talebi karşılamıyorsa yine olur. Türkiye'de enflasyonla mücadele edebilmenin yolu bu kısa devrede ihracatı sıfırlamaktan geçiyor. Baya baya ihracatı sıfırlayacaksınız. Ne tekstil, ne gıda, ne otomobil, ne televizyon, ne buzdolabı, ne çamaşır makinesi, ne inşaat malzemesi. Hiçbir şey satmayacaksınız yurt dışına. İçeride de maaşları donduracaksınız. Bakın bakalım enflasyon artıyor mu o zaman? Ama canlarım be. Türkiye neden bu duruma geldi? Türkiye bu duruma geldi çünkü Türkiye'yi iktisaden yönetenler sadece enflasyonla mücadele etmeyi planladılar, programladılar.
Sadece enflasyonla mücadele etmeyi kendilerine düşman gördüler. Enflasyonla mücadele etmek için üretimi arttıracaklarına, Arvin Fisher'in miktar teorisini dikkatlice ezberleyeceklerine, Arvin Fisher'in miktar teorisindeki sadece tüketim kısmını, para kısmını dikkate aldılar. Sadece tüketimi kısmak için parayı kıstılar. Tüketimi kısınca Nasrettin Hoca'nın affedersiniz eşeği gibi oldu. Tam açlığa alışacakken ama ölmüştü o eşek. Daha fazla götüremezsiniz. Toplumlar eşek değildir. Toplumların öyle ya da böyle kendilerine ait iradeleri vardır. Bir gün o irade gerçek irade sahipleri tarafından öyle bir güzel doldurulur ki iktidardakiler ayakta kalamazlar. Mümkün değil. Tabii sandığa gömülürler. Elbette sandığa gömülürler. Ama canlarım, güzellerim benim, Türkiye'de bunu halen bilmeyenler var. Zannediyorlar ki biz istatistik kurumlarındaki müdürleri, memurları değiştirirsek enflasyon düşer. Düşmez be canlarım, düşmez be güzellerim. Muharrem İnce çok güzel bir şey söylemişti bugün. Ne demişti? Enflasyon, bakayım. Ha, büyümede cici rakamlar geliyor dedi. Yok, bence büyümede cici rakamlar gelmiyor sevgili Muharrem İnce. Neden? Büyüme rakamlarını dünya bizim TÜİK'ten zaten izlemiyor sevgili İnce. Dünya Bankası'ndan ve IMF'ten izliyor. Onu bilelim bir kere. Bir de tabii kredi derecelendirme şirketlerinden izliyor. Bizim halkımız o kısımda da pek ilgilenmiyor. Bizim halkımız enflasyonla ilgileniyor. Enflasyonu kim belirliyor? TÜİK belirliyor. İşte TÜİK'in geçtiğimiz günlerde başkanı değişti. Dün de yerel bölge başkanları değişti. Cici enflasyon rakamları getirmek için. Yani badem bıyıklıların enflasyonu geliyor. Badem bıyıklıların enflasyonu nedir? Biliyorsunuz sevgili Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Sakallar uzun, bıyıklar pirinç tanesi büyüklüğünde olacak. Pirinç değil mi? Pirinç tanesi. Gelecek enflasyonu TÜİK başkanlarının bıyıklarının irliğinde olacak. Küçücük. Peki sarşı pazar enflasyonu? Söylemeyin. Orasını kurcalamayın gari. Vatandaş acı çekecek. Hangi vatandaş? Alt tarafı %99 abi. Türkiye'de %99 her 100 kişiden 90'ının gideri gelirinden fazla. Aman canım, onlar da geri kalan %10 için birazcık acıya katlanıversinler. Onlar da hiç fedakarlık yapmayı bilmiyorlar yani. Vicdansız, acımasız fukaralar. Allah Allah. Acımasız dar gelirliler. Bir de o bol gelirlileri düşünün bakalım. Hiç mi onların canı yok? Ayıptır be. Sıkın dişinizi bakayım. Sıkın dişinizi. Yaza mıydı? Bahara mıydı? Çimene miydi? Şaka bir tarafa canlarım. Bu toplumsal felaketten hep birlikte çıkacağız. Hep birlikte tahammül ederek, demokrasiden ve hukuktan asla vazgeçmeyerek, teröre asla yüz vermeyerek, bütün terör örgütleriyle mücadele ederek, şiddetten kaçınarak, şiddet olan yerlerden uzak durarak geçeceğiz. Yani demokratik hukuk, sosyal layık devletimizin ilkesine, anayasamızdaki ilkeye bağlı kalarak çıkacağız. Bir de Orta Anadolu'muzda AKP'nin oy deposu olan o güzel, inançlı, temiz kalpli insanlarımıza artık İslam dininin bu olmadığını anlatması için Ahmet Davutoğlu'na destek vereceğiz. Tabii ki Temel Karamoğlu'na da destek vereceğiz. Çok düzgün bir insan Temel Hoca. Demokrat bir insan, hukuka saygılı bir insan. Ama AKP'lilere değil. Aman he! Aman he! Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.